Merhaba arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz kolay ve şık bandanamızı çalışacağız. Bandanamız trabzanlardan oluştu ve üzerine fıstık dolgulu güzelce çiçeğimizi yaptık ve bandanamızı tamamladık. Bandanamızı hemen zincirlerimizi çekerek yapmaya başlayalım. Bandanamız için zincir çekerek başlayalım. Arkadan bağlamalı yapalım. 1, 2, 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 buradaki zincir başların arkasından bağlamak için uzun ya da kısa tamamen tercihinize göre ayarlama yapabilirsiniz 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 26, 27 tane çekmek istiyorum. 27 tane zincirimizi çektikten sonra 28, 29, 30 yapalım. 30 tane zincirimizden sonra tığımızın başını dolayalım ve geriye dönelim. 1, 2, 3, 4. zincirin içerisine girelim. Geriye döndüm. 4. zincirin içerisine girdim ve bir tane trabzan ördüm başını doluyorum aynı yere girerek ikinci bir trabzan daha örüyorum zincirimle birlikte toplamda 3 tane trabzanım oluyor aynı yere dördüncü bir trabzanımı örüyorum tekrar girerek hep aynı yerde işlem yapıyorum 1 2 3 4 5 ve bir tane daha 6 ve tekrar girelim 7 ve son kez girelim 8 8 tane zincirimizle birlikte trabzanımızı ördük ve dibe gelerek batıyorum bakın dibine geldim battım 8 tane trabzan ördükten sonra 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum bandanamın yönünü değiştiriyorum örgümün ve başlıyorum batmış olduğum yere giriyorum direkt battığım yere trabzan örmeye başlıyorum 3 zincirimden sonra 2 3 4 5 6 7 tane trabzanımı çektim. Bir öncesi tarafta da 8 tane trabzanım olmuştu. 8. trabzandan sonra hemen batıyorum dibine. Ve 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 battığım yönde çeviriyor. Çekiyorum 3 zincirim arka yönü çeviriyorum. Ve sık iğne olarak direkt 8 trabzandan sonra batmış olduğum küçük aralığın içerisine trabzanımı doldurmaya başlıyorum 1 2 zincirimle birlikte 3 oluyor 3 4 5 6 7 8 8 tane trabzanımı ördüm hemen 9 olarak direkt batıyorum sık iğne batmış olduğum noktada 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 batıyorum 3 zincir çekiyorum arka yönünü çeviriyorum sık iğne olarak girdiğim yerin içerisine zincirim de dahil olmak üzere toplamda 8 tane trabzanımı örüyorum zincirden hariç 7 tane 3 zincirimle birlikte sayıyorum 4 5 6 ve 7 en son trabzanımızı da örüyoruz 8 trabzanımızı örüyoruz 8. trabzanımızdan sonra direkt batıyoruz bakın hiç başını dolamadan direkt batıyorum ve 3 tane zincir bu yönde çekiyorum 2 3 örgümün yönünü çeviriyorum ve sıkı iğnemin içerisine zincirim de dahil olmak üzere toplamda 8 tane trabzanımı oluşturuyorum. 2 3 4 5 6 7 8 8. trabzanımdan sonra hemen batıyorum. Şu şekilde Zincirde de dahil olmak üzere 8 tane trabzan zincirimizden harç sayarsak zincir artı 7 trabzan ilavesiyle sık iğne yapmış olduğumuz yere gelerek giriyoruz ve batmış olduğumuz yerden 3 zincirle çıkıyoruz. 2 3 3 tane zincirimizi çektikten sonra Örgümün yönünü çeviriyorum. Sık iğnenin oluşturmuş olduğu gözün içerisine birer birer dolduruyorum. Zincirim 3 zincirim birinci tırabzan ve 7 tane daha tırabzan ilave ederek toplamda 8 tırabzana ulaşıyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane trabzanımıza ulaşınca hemen 8. trabzandan sonra direkt bütün trabzanlarımızı oluşturduğumuz gözün içerisine giriyoruz ve buraya ağlanıyoruz. Bu şekilde bakınız dilim dilim. Çok güzel. 3 tane zincirle yukarıya doğru çıkıyoruz battığımız yerden ve örgümüzün diğer yönünü çevirerek sık iğnelerimiz ve trabzanımızın arasında görünen küçük gözün içerisine yani şuraya 7 tane trabzan dolduruyorum zincirim ve 8 toplamda 8 2 diyerek saymaya başlıyorum 2 3 4 5 6 7 8 8 trabzanım oldu hemen 8. trabzandan sonra direkt batıyorum yuvanın içerisine bakın batıyorum ve alıyorum diğer yönden de görelim şu şekilde çok güzel dilim dilim yuvarlak bir ile hoş bir bandana olacak 3 tane zincirle çıkışımızı yapalım ve geri döndürüyorum. Yuvamın içerisine tırabzanlarımı 2 diyerek saymaya başlayarak çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8. trabzanımdan sonra hemen batıyorum 3 zincirle çıkıyorum örgümün yönünü çeviriyorum ve dilediğimiz uzunluğa gelene kadar bu şekilde çevire çevire doldurmaya devam edelim. Bandanamızı dilediğimiz ölçüye göre uzatabiliriz. Daha büyük yaştaki çocuklarımız için öreceksek biraz daha eklememiz lazım. Biraz daha küçük yaş grubu için düşündüğüm bandana. Ve sayalım dilimlerimizi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 dilimden oluştu. Tepesini de şu şekilde güzelce tutacağız ve arkaya doğru da bağlayacağız bağcığımızı dilediğimiz kadar uzunlukta uzatabiliriz. Şimdi bir tane daha yapalım. Son bir tane beraber yapalım. Ondan sonra zincirimizi çekmeye başlayalım. Battıktan sonra bakınız 8 tane trabzandan sonra hemen dibine batıyorum. 1, 2, 3 batmış olduğum yönde zincirimi çekiyorum. Ve gerisi çeviriyorum. Ve başlıyorum. 1 zincirimiz 2 3 aynı yere 4 5 6 7 ve 8 8 tane trabzanımızı ördüm direkt batmış olduğum yerin hemen dibine girerek batıyorum ve zincirimi çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 24 25 26 27 Diğer tarafa 30 tane çekmiştik. Buraya 27 yeterli. Çünkü 3'e dönmüştük ve bu şekilde koparalım. Bandanamızı bu şekilde tamamladık. Bakın bağcıklarını da ayarladık. Dilediğiniz kadar hem bağcıkları hem de bu dilimli çiçeklerimizi uzatabilirsiniz. Tamamen kullanacağınız çocuğumuzun başına göre ayarlama yapabilirsiniz. Şu şekilde bunu kenara çekelim ve kendisinden koyu tonda bir morla yukarısına güzelce bir çiçeğimizi örelim. Başlayalım. 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir çekiyorum. İlk başlangıçtaki zincirin içerisine girerek kapatıyorum ve güzelce sıkıştırıyorum. Burayı da ilk şu kısmı da güzelce sıkalım alırken şöyle güzelce sıkışsın. Sıkıştırdıktan sonra şöyle uzatıyorum. Başını doluyorum yapmış olduğumuz yuvarlağın içerisine girerek bir tane fıstık için uzun çekiyorum başını doluyorum 2 başını doluyorum 3 başını doluyorum 4 ve 5 ve 6 şöyle dolgunca olsun istiyorum 6 tane çekiyorum ve sıkıca kapatıyorum 1 2 3. 3 zincir çekerek dibe doğru iniyorum. Tekrar 3 zincir çekerek yukarıya doğru çıkıyorum. Bakın zincirimin içerisine battım etrafından. Şu ipimi de aldım. Tekrar yukarıya doğru 3 zincirle çık çıkıyorum. Bir tanesini çektim. 2 ve 3. Tekrar doldurmaya başlıyorum. 1 2 3 4. Evet. Çekiyorum. Bakın zincirim duruyor. İkinci kez alıyorum ve kapatıyorum. 1 2 3 Dibine batıyorum. Şu şekilde birleştiriyorum ve sıkıştırıyorum. 3 zincirle tekrar çıkıyorum başını doluyorum. Bir diye başlıyorum. Dilediğiniz kadar çok tombik yapabilirsiniz. Tamamen kendi isteğinize bağlı çekiyorum. Zincirin olduğu yer duruyor. Sadece aldıklarım içinden çıkarıyorum. Sonra zincirimle birlikte alıyorum ve 1-2-3 tane zincir ilavesi yapıyorum hemen dibine batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Başını dolayarak doldurmaya devam ediyorum. 1 2 alacağınız bu fıstıkların e, dolgusunun şu çekme sayısı kullanacağınız ipe göre de değişmekte. Daha kalın iplerde daha az çekersiniz. Zaten elinizde hissedeceksiniz o dolgunluğu. Çekiyorum ve zincirimle birlikte olan kısmını ikinci kez de alıyorum ve 3 tane zincirimle 1 2 3 aşağıdaki zincire gelerek batıyorum 3 zincirle tekrar çıkıyorum sıkıştırıyorum şöyle elimle ve başlıyorum yine doldurmaya bayağı dolduk. Çekiyorum. Aynı anda 1 2 3. 5 tane oldu. Bir tane daha sıkıştırmak istiyorum şuraya. Giriyorum. 5 tane de yeterli aslında ama ben bir tane daha ısrarcı olmak istiyorum. 3 zincirle çıkıyorum. Ve açtım orayı. Ve dolduruyorum. 3 4 5 ve 6 6 7 8 kaç isterseniz ama hepsini aynı doldurun çekiyorum ve 3 zincirle dibine gelip batıyorum bir tane de zincirle sıkıştırıyorum ve makasımla Orayı keseceğim. Bakınız, gayet güzel oldu. Bandanamızın çiçeğini de daha uç kısımlara gelecek şekilde, yani başın tam tepesine değil de daha yan kısmına gelecek şekilde diktim. Üzerine de güzelce bir e, kurdele süsü tak ve bu şekilde bandanamız kullanıma hazır hale geldi. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.